İyi günler dostlar. Son haberlere bakalım. Gerek Rusya-Ukrayna savaşı, gerekse de Tayvan-Çin gerilimi, yine Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son olaylar ve dünyadan diğer haberleri aktaracağız. İlk olarak dostlar Rusya Savunma Bakanlığı uzun süre sonra bayraklar tb düşürdüğünü duyuruyor. Yapılan açıklamada işgal sırasında Batı askeri bölgesinin kendinden tarihli uçak savar füzesiyle Bayraktar tb düşürüldüğü duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüde şu açıklama yapılmış. Pansir Hava Savunma Füze Sistemi'nin muharebe görevini yerine getirme sürecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne görev yapan Bayraktar TB2 insansız hava aracını düşürdüğü belirtilirken Bayraktarları imha etmeye devam ediyor açıklaması yapılmış. Yine Torçku füzesinden de bahsedilmiş Ukrayna tarafından Torçku füzesinin yerleşim yerlerine fırlatıldığı iddiası var. Yine dostlar Rusya Savunma Bakanlığı PLATEX devlet test Kosmodromunda Soyuz versiyon 2.1 fırlatma aracını uzaya fırlatmış durumda. Buna ilişkin görüntülerde Rusya tarafından yayınlanmış durumda. Uzay aracıyla istikrarlı bir telemetri bağlantısının kurulduğu belirtilen açıklamada uzay aracının yerleşik sistemleri normal şekilde çalışıyor açıklaması yapılıyor. Diğer haber dostlar, Akkuyu nükleer santralinde Türk firma ile Rusya arasındaki kriz devam ediyor. İştaş İnşaat Sanayi Ticaret Şirketi ile Akkuyu Nükleer Anşe'nin yürüttüğü fesih girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğu bildiriliyor. Anadolu Ajansı'na göre açıklamada fesih girişiminin sözleşmeye tabi olduğu ve uluslararası hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti hukukuna aykırı olduğu bildirilirken bugün itibariyle Enerji Bakanı Fatih Dönmez konuşuyor. Kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafında iddialarını değerlendiriyoruz bu konuda kapsamlı açıklama yapacağız. Açıklaması yapılıyor. Diğer haberler 4 ABD savaş gemisi Tayvan'ın doğusuna konuşlanmış durumda. Konuşlanan gemiler USS Ronald Reagan uçak gemisi, güdümlü füze gemisi, destroyer ve bir adet amfibi hücum gemisinin buraya konuşlandığı belirtilirken Çin ordusu Fujian bölgesine DF-16 balistik füzelerini sevk ediyor. Tayvan halkı da Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti öncesinde ülke çapında ziyarete karşı protestolar düzenliyor. Pankartlarda kirkin Amerikalı defol yazdığını da görmektesiniz. Yine trenlerle sevk edilen askeri araçlar dikkat çekiyor. Eski amiral Cihat Yaycı şunu söyledi. Sondaj gemilerini Libya anlaşması hattına hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı çekerek yollayalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına araştırma yapsınlar. Avrupa Birliği ve Yunanistan karşısında muhatap olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni alsın. Böylece de facto tanınmasına zemin hazırlayalım açıklaması yapılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Karabağ'da dostlar Azerbaycan tarafından 5. kez ateşkesin. İdareli dediğini duyururken bu şekilde yalanlara başvurmuş durumda. İşgalci Rusya Savunma Bakanlığı'nın sözde barış gücü tarafından yayınlanan resmi açıklamayı görmektesiniz. Yine dostlar Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif konuşuyor seçim komisyonunun PTI yani İmran Ağa'nın partisi hakkında verdiği karara ilişkin İmran Ağa'nın sahte beyanlar sunduğunu ve yasa dışı finansman olarak Pakistan Anayasası'nı ilan ettiği yönündeki iddianameden bahsederken en yalancı kişi olduğunu bir kez daha kanıtladı ifadesini kullanıyor. Ulus dış finansmanın siyasi sonuçlarını göz önünde bulundurmalıdır açıklaması yapıldı. Olay ne derseniz Pakistan Seçim Komisyonu eski başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin anayasaya ve seçim kurallarına aykırı olarak yabancı kaynaklardan fon aldığına hükmetti. Bu kaynakların Pakistan'a yasaklanmış olduğu belirtiliyor. Ulusal basındaki habere göre seçim komisyonu İmran Han'ın yabancı kaynak aldığı iddiasına ilişkin 8 yıldır süren davada kararını veriyor. Kararda PT'nin anayasaya ve seçim kurallarına aykırı olarak Avustralya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'dan ve bazı ülkelerden 34 birey ve 351 şirketten yasaklanmış fon aldığını duyurdu. 34 kişi arasında ABD ve İngiltere'de kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya bulunan ve adı kriket maçı aracılığıyla PTI'ye para aktarmayla gündeme gelen Dubai merkezli şirkette yer alıyor. Pakistanlı iş insanı Arif Mesut Naqvi de başında bulunurken, Seçim komisyonu PTI 13 banka hesabını saklamakla da suçlu buldu. Bunun anayasaya aykırı olduğunu ifade ederken kararda PTI'den konuyla ilgili açıklama yapılması istenirken PTI seçim komisyonunun kararını üst mahkemeye taşıyabilir. Pakistan'da siyasi partilerin yabancı şirket ve bireylerden fon almasının yasak olduğunu söyleyelim. Diğer partilerin kaynakları araştırılsın çağrısı da yapıldı. HT Başkan Yardımcısı Çuatrı Favat Hüseyin de Başkent İslamabad'daki seçim komisyonu önünde yaptığı açıklamada yurt dışından gelen paraların çoğunun Pakistanlara ait olduğunu söylerken HT'ye yapılan şekilde diğer partilerin de dış kaynakları kontrol edilmeli açıklaması yapıldı. Nide'ye gidiyoruz. Nide'de Porsu köyü yakınlarında dostlar Pers dönemine ait alçı surlara ulaşıldı. Burada Türk makamları tarafından yapılan açıklama şu şekilde. Önceki yıllarda yapılan kazılarda M.Ö. 8. yüzyılda tarihlenen büyük bir kum taşına yazılmış Hitit eserleri ve Hitit döneminde garnizon olarak kullanılan surların ve gözetleme kulelerinin bulunduğu belirtilirken demir ait kale surları ve sıva kalıntıları ortaya çıkarılmış durumda özellikle bu yılki kazılarda Pers dönemine ait alçı taştan yapılan surlara rastlandığı duyuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Ortak askeri harekat planına göre Rusya Federasyonu ziyaret eden Azerbaycan ordusunun askeri personelini görmektesiniz. Personelin geri döndüğü belirtiliyor. Ortak harekat planı ifadesi de ilginç olmuş. Bilindiği gibi Aliyev Rusya ile müttefiklik anlaşması imzalamıştı. Diğer haber Beyrut'a gidiyoruz. Türkiye Lübnan'a 90 ton tıbbi malzeme ve ilaç hibe etmiş durumda yapılan açıklama okuyorum. Türkiye ekonomik açıdan zor süreçten geçen Lübnan'a 90 ton malzeme yollamış durumda. Türkiye'den giden tıbbi yardımın Lübnanlı yetkililere teslimi dolayısıyla Lübnan Üniversitesi ilaç deposunda tören düzenleniyor. Törene Lübnan Sağlık Bakanı Firaz Abiat, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Türkiye'den yetkililer katıldı. Türkiye tarafından 2010'da Saydağ kentine inşa edilen ancak çeşitli sorunlar nedeniyle hizmete giremeyen Türk Hastanesi'nin durumuna değinen yetkili, Türkiye tarafından Saydağ kentinde 20 milyon dolardan fazla bir bütçeyle inşa edilen hastanenin bir kısmının Eylül ayında açılacağını duyurdu. Diğer haber İsrail ve Çin arasında politika merkezinin açıldığı duyuruldu. Açılışa Çin Büyükelçisi Kayran ve İsrail İstihbarat Bakanı'nın katıldığı belirtiliyor. Bu arada dostlar Çin'den DF-16'nın videosu da servis ediyor. DF-16 balistik füze sisteminin Tayvan'a en yakın Fujian eyaletine geldiğini söyleyelim. Menzili 800 ila 1000 kilometre. Yine Çin'in Jiamen şehrinde çekilen görüntüleri görmektesiniz. Çok sayıda zırhlı aracın limana yakın bir noktaya geldiği belirtilirken son haberimiz Amerika Başkanı Joe Biden maymun çiçeği virüsü sorunu kapsamında açıklamalarda bulundu. Bu soruna başkanlık etmesi için Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ve Hastalık Denetim Merkezi yetkililerini görevlendirdiğini duyuruyor. Gün içerisinde dostlar diğer haberleri aktaracağız. Örneğin Rusya'dan gelen Gürcistan açıklaması gibi bazı haberleri sonraki videolarda aktaracağız. Hoşçakalın.